Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik örnek çalışma sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. YouTube kanalına abone olup Instagram'dan takip ederek %100 sizlere çıkmış özel güvenlik sorularını çözerek sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. 94. dönem, 95. dönem, 96. dönem. Arkadaşlar bu sorular bütün dönemlerde çıkacak. Özellikle çok çok önemli sınav sorularımız. Özel güvenlik görevlisinin yetkileri nelerdir? Özel güvenlik görevlisinin yetkileri: kimlik sorma, arama yetkisi, emaneti alma, el koyma yetkisi, iş yeri ve konuta girme yetkisi, yakalama yetkisi, zor kullanma, silah bulundurma, taşıma yetkisi, güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama yetkisi, suça el koyma ve delilleri muhafaza etme yetkisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri alanındadır. Sorumuz: aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? A. Parmak izi ve fotoğraf alma. B. Gözaltına alma. C. Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama. D. İfade alma. E. Delil inceleme. Özel güvenlik görevlisinin yetkileri alanında güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama nedir arkadaşlar? Vardır. Yani Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Özel güvenlik görevlileri korudukları yerlere girişte her hal ve şartta kimlik sorabilirler. B. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma ve kimlik tespitine yönelik genel kollukla aynı şartlarda yetkileri vardır. C. Özel güvenlik görevlileri şüphelendikleri herkese kimlik sorabilirler. D. Özel güvenlik görevlileri toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sorabilir. E. Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri yoktur. Burada arkadaşlar özel güvenlik görevlileri toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sorma yetkisi vardır ifadesi doğrudur. Denizli seçeneği. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Zor kullanma, kimlik sorma, elle üst ve eşya arama, D. emaneti alma, E. yakalama. Burada da arkadaşlar elle üst ve eşya arama yapamazlar. Genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan Ceyhan seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz sık sık sınavlarda gelen sorulardan: biyolojik deliller size de mutlaka çıkacak. Dikkat edelim. Biyolojik deliller canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik deliller nedir? Kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsüdür. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik delil sayılmaktadır? Para, ilaç, boya, kıl, lif. Evet, tabii ki burada kıl biyolojik delil sayılmaktadır. Denizli seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz: AVM'ye girmek isteyen Ozan kapı dedektöründen geçerken alarmın ötmesi üzerine özel güvenlik görevlisi Tufan'ın üstünü elle arama talebini reddetmiş. Ancak Tufan yetkim dahilinde diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstüne elle araması hangi hakkın ihlalidir? A. Kişilik. B. Seyahat. C. İfade. D. Konut dokunulmazlığı. E. Hak arama özgürlüğü. Burada arkadaşlar hukuka aykırı olarak bir kişinin üstüne elle araması kişilik hakkının ihlalidir. Adana seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuz devriye yöntemlerinden gelmiş. Mutlaka sınavlarda
geliyor. Size de mutlaka çıkacak arkadaşlar. Devriye yöntemleri nelerdir? Olağan devriye, rutin devriye, 2 dairesel devriye, 3 geri dönüşlü devriye, 4 planlı devriye. Belirli bir program dahilinde olan devriye yöntemidir. Planlı devriye yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriyedir. Evet arkadaşlar, belli bir yerden bir yere belli saat aralıklarla planlı bir şekilde gitmek, kontrol etmek. Olağan rutin devriye, devriye görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesidir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden, içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye, devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesidir. Sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir? Dairesel devriye, doğrusal devriye, olağan devriye, planlı devriye, geri dönüşlü devriye. Evet. Burada arkadaşlar dairesel, olağan, planlı, geri dönüşlü devriye, devriye yöntemleri arasında vardır. Ama doğrusal devriye, devriye yöntemleri arasında yoktur. Bursa seçeneği. Devriye yöntemlerinden ikinci sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Park'ta mesai saatleri içerisinde 2 saatte bir enerji merkeziyle su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir? Rutin, rastgele, planlı, dairesel ve geri dönüşümlü. Bakın burada 2 saatte bir enerji merkeziyle su deposunu kontrol ediyor Halil Bogan Park'ta. Demek ki burada bir plandan bahsediyor arkadaşlar. Planlı devriyedir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 7. sorumuza bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre silahsız özel güvenlik görevlileri nokta nokta yılda bir yenileme eğitimi alırlar. Kaç yılda bir yenileme eğitimi alınıyor arkadaşlar? Tabii ki 5 yıl değil mi? Bakın 5 yılda bir eğitim alınıyor. Ve eğitim süresi nokta nokta saattir. Kaç saattir eğitim süresi? 50 saattir. Evet. Cümlesinde boşlukları aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? 5.50, 5.60, 5.100, 3.60, 3.50. Evet. Burada 5 ile 50 ifadesi doğrudur. Adana seçeneği. 8. sorumuz. Yangın sınıflarından gelmiş çok önemli sınavlarda mutlaka geliyor. Önemli arkadaşlar, açıklamalı bir şekilde gidiyoruz. A sınıfı yangınlar yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü genellikle organik esaslı katı madde yangınlarıdır. A sınıfı yangınlar. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar metal yangınları, yanabilen hafif metallerdir. F sınıfı yangınlarda pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı yangınlarıdır. Evet, burada sorulan soruya bakalım. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıfları içerisinde bulunur? LPG ve doğalgaz. Evet. Yani gaz yangınları. Arkadaşlar B sınıfı, A sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı gaz yangınları, C sınıfı yangınlar içerisindedir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 9. sorumuz. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerce özel güvenlik şirketinin hizmet verdiği alışveriş merkezinde yapılan denetlemede özel güvenlik görevlisi Ayhan'a üniforma giydirilmediği tespit edilmiştir. Bu durumda özel güvenlik yöneticisi hakkında
uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? Uyarma, kınama, adli para cezası, hapis cezası, idari para cezası. Özel güvenlik yöneticisine arkadaşlar idari para cezası yaptırımı uygulanır. Edirne seçeneği doğru cevap. 10. sorumuz kimyasal delillerden gelmiş bakın. Önemli biyolojik deliller, kimyasal deliller. Olay yerinde mağdur, maktur, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasal delillerdir. Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler kimyasal deliller arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? Kıl, lif, ilaç, kartuş ve kovan verilmiş. Burada arkadaşlar ilaçlar kimyasal deliller arasındadır, çeşitlerindendir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz. Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A. Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur. B. Kalabalık ve ilgisiz kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. C. Olay hemen genel kolluğa bildirilerek ilk ekibin gelmesi sağlanır. D. Olay yerinde bulunan suç delilleri muhafaza edilir. E. Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır. Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulmamalıdır. Arkadaşlar burada Adana seçeneği doğru cevap. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunun görevlerinden biri değildir? A. Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek, zorunlu hallerde görev alanını genişletmek. B. Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izin belgesi vermek. C. Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak. D. Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak. E. Kurum ve kuruluşların talebi üzerine iş yerinin çalışanların ve tesislerin özel güvenlik girimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek. İl özel güvenlik komisyonunun görevlerinden biri değildir. Sorumuzun cevabı özel güvenlik şirketlerine faaliyet izin belgesini vermek değildir tabii ki arkadaşlar. Evet. Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni kim verir? İçişleri Bakanlığı değil mi? Evet, Bursa seçeneği. 13. sorumuz. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini 5188 sayılı kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir? A. Kamu güvenliğini sağlayıcı. B. Özel güvenliği sağlayıcı. C. Kamu güvenliğini belirleyici. D. Kamu güvenliğini tamamlayıcı. E. Kişi güvenliğini sağlayıcı. Evet, bakın çok güzel bir soru arkadaşlar. Tabii ki burada kamu güvenliğini tamamlayıcıdır. Evet. 5188 sayılı kanun. Denizli seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz. Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır? A. Yol, araç veya yaya trafiğine kapatılmalıdır. B. Paket yoldan uzaklaştırarak daha güvenli bir yere taşınır. C. Trafik görevlisi gelene kadar trafiğin akışı sağlanır. D. Paket kontrol edilir ve sahibine ulaşılmaya çalışılır. E. Cumhuriyet savcısına bilgi verilir. Burada şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz yol, araç ve yaya trafiğine kapatılması gerekir. İlk işlem olarak Adana seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir? A. Hakim, B. Cumhuriyet savcısı, C. Mülki amir, D. Kolluk amiri, E. Hiçbiri. Adli aramaya karar verme yetkisi tabii ki hakimin görevidir. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 16. sorumuza bakalım. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini kaç gün içerisinde valiliğe verir? 10 gün, 20 gün, 30 gün, 35 gün, 90 gün, 30 gün içerisinde valiliğe vermek zorundadırlar. Ceyhan seçeneği. On yedinci soru, uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir? A. Tolerans, B. Manevi bağımlılık, C. Maddi bağımlılık, D. Psikolojik bağımlılık, E. Yoksunluk. Evet, yoksunluk denir arkadaşlar. Cevap Edirne seçeneğidir. 18. sorumuz. Aşağıda sayılan haklardan hangisi insan hakları evrensel bildirisinde sayılan haklardan değildir? A. Mülkiyet hakkı, B. Yargı yolundan yararlanma hakkı, C. Vatandaşlık hakkı, D. Ötenazi hakkı, E. Eğitim öğretim hakkı. İnsan hakları evrensel bildirisinde sayılan haklardan değildir soruyor. Bize ötenazi hakkı değildir. Denizli seçeneği doğru cevap. 19. soru. Kişilerin bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorulmaya çalıştıkları sürece nokta nokta denir. Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? A. İletişim, B. Beden dili, C. Mimik, D. Etkileşim, E. Mesa. Tabii ki burada iletişimden bahsetmiş. Adana seçeneği doğru cevap. 20. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi genel veya istisnai olarak arama kararı verme yetkisi yetkili değildir? Genel veya istisnai olarak arama kararı vermeye yetkili. Vali, kolluk amiri, cumhuriyet savcısı, sulh ceza hakimi, kurum yetkilisi. Evet, burada kurum yetkilisinin genel veya istisnai olarak arama kararı verme yetkisi yoktur. Edirne seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz, bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye nokta nokta denir. Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki hangisi gelmelidir? İfadelerden hangisi gelmelidir? Bakın, beden dili, sempati, etkileşim, jest, mimik. Evet. Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye sempati denir arkadaşlar. Empati neydi? Karşıdaki kişinin yerine kendini koymak, değil mi? Onun gibi düşünmek. Ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Evet. Burada sempati B seçeneğidir. Doğru cevap. 22. sorumuz. Üniversitede görevli özel güvenlik görevlisi Burak ve Selim devriye görevi esnasında bazı aydınlatma lambalarının yanmadığı ve tel örgülerin kesilmiş olduğunu üstlerine rapor ederek sorunun giderilmesini sağlamışlardır. Bu durum özel güvenlik görevlilerinin hangi görev kapsamı içinde değerlendirilmektedir? A. Planlayıcı görevler, B. İdari görevler, C. Adli görevler, D. Koruyucu görevler, E. Yardım görevleri. Burada koruyucu görevler arasındadır arkadaşlar. Denizli seçeneği doğru cevap.
23. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlileri için idari para cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmamıştır? A. Grev yasasına uymama. B. Ateşli silahını 5188 sayılı kanuna aykırı kullanma. C. Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma. D. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını başkasına kullandırma. E. Görevine geç gelme. Evet, idari para cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmamıştır. Görevine geç gelme sayılmamıştır. Edirne seçeneği doğru cevap. 24. sorumuza geçelim. Görev alanı sınırları içerisinde görev sırasında ele geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşyanın çanta, cüzdan, cep telefonu gibi tespiti için tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir? İfade tutanağı, değer tespit tutanağı, müracaat tutanağı, buluntu eşya tutanağı, teslim tutanağı. Evet. Arkadaşlar burada buluntu eşya tutanağıdır. Eşya tutanağı Denizli seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar. Atar damar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir? A. Atar damar içinde açık renkli kan olduğu için. B. Oksijen yönünden zengin kan olduğu için. C. Besin maddeleri yönünden zengin kan olduğu için. D. Atar damar içinde yüksek basınç olduğu için. E. Atar damarın çapı küçük olduğu için. Atar damar içinde yüksek basınç olduğu için atar damar kanamasında fazla kan kaybı olur. Denizli seçeneği doğru cevap. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala katılarak özel güvenlik üyeler için hazırlanan soruları da çözerek başarınızı %100 artırabilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.